4 bölmeli kovandan bölme yapacağız. Anahtarımız hazır. Tek bölümünü doldurduk. Anayı içine aldık. Şimdi buradan uygun bir çerçeve. Yalnız su var. Anahtarı bulursak bu tarafa geçmesin diye. İyi olacak bizim için. Çerçeveyi alacağım. Ama yok değil mi orada? Yok. Anahtarı almamak lazım. Ona dikkat etmeye çalışıyorum da. Anahtarı burada değil. Tamam, bunu bir tane koyalım buraya. Şimdi bu tamam. Şimdi oradan bir şuna şöyle bir arı da silkeleyeyim. Birazcık daha güçlensin. Hemen uçan kalkıp gidenler eski arı zaten. Şimdi buna tekrar yerine kaç çerçeve alacaksın onlar? Bir tane aldım. Bir tane çerçeve aldım. Bir tane de silkeledim. Şimdi bir tane bunun yerine aldığımızın yerine yine temel petek. Ben temel petek girelim buna. Bu da yeni verdiğim, geçen hafta verdiğim çerçeve. Cumartesi vermiştim galiba. Bir hafta oldu herhalde. Şöyle üstten çektin mi bu? Sen de çekelim. Larva var bunda. Bunu ellemeyelim. Tam kapalı yavru. He? Aynen. Bunu alabiliriz. Anahtarı burada olmasın. Anahtarı burada değil. Evet, bunu da alalım. Bu da oldu. İki çerçeve şimdi. Bunlar şimdi birbirine alışık kavga etmeyecekler yani. Etmesinler. Etsinler mi? Ederlerse kendileri bilir diyorsun. Hepsinden birer çerçeve mi alacaksın? Şundan almayacağım tabi, bu daha güçlenemedi. Üç tanesinden birer tane alacağım. Bu sonradan attığımız oğul ya. Evet. Daha o 1, 2, 3, 4, 5. çerçevenin yüzüne bile çıkmadı yani. 4'te daha. Ben de bunu silkeleyelim yine.
Çok güzel yavru atıyor bu dört bölmeli kovanın anaları. Epey memnunum bundan. Bakalım. Ana burada. Ana arısı burada. Evet, ama geziyor. Sarı boyalı. Bu senenin anılarından. Güzel. Tamam, şimdi aldığımızın yerine bir tane temel petek daha gireceğim yine. Tüm çerçevelerde kapalı yavru var. Şunda açık şu anda larva şeklinde. Şimdi yine cumartesi günü verdiğim petek kabartılmış, içine şurup basılmış. Yine bunu ayıralım şuraya. Yumurta var günlük. 1-2 günlük larvalar var. Ana arı burada değil. Bu tarafta kapatmaya başlamışlar. Bundan ne yapalım? Maşallah güzel kapalısı var. Alalım mı bunu da? Alalım. Anaya bak, kanı yoksa. Alalım, hepsinden birer tane almış olalım. Ana arı burada yok. Çok güzel bal kemeri var. Evet. Heh, bunu da buraya atalım. 3 çerçeveli yeni bir kovan oluşturmuş olduk. Buna bir tane az ballı, geçen seneden ballı polenli dış duvar veriyorum. Niye sokuyorsun? Niye sokuyorsun? İğnesi de üzerinde kaldı galiba. Çekelim, getir. Gerçekten. Çıkamıyorum bir daha. Yapıştı kaldı. Yapıştı bak, iğnesi de üzerinde. Yapıştı, kaçamıyor. Evet. Bunu kapatabiliriz. Şimdi burada anamız var. Anamızı da yeni koloniye vereceğiz. Onu nasıl yapacağız? Bunu şu ana var içinde, bunun şu anda. Bunu şu araya şöyle sıkıştırıp kek kısmı alta gelecek şekilde koyacağız. Arılar buradan kek yiyecekler. Buradan ana da daha sonra çıkış yapacak. Bunu, bu kek yemeleri de 1-2 gün sürecek. Dolayısıyla da anaya alışmış olacaklar. Şimdi evet, ben şunu taşıyayım da anayı orada vereyim. Taşırken şey yapmayalım. Domatesleri falan da çekeyim de masamı çekeyim.
yapıyorsan en son işin final kısmı. 4 bölmelik ovanımızdan birer tane, üçünden birer tane kapalı yavru aldık. 2 tanesinden birer tane silkeledik. Bir tane polenli ballı çerçeğimiz vardı, onu aldık. Yetiştirdiğimiz analardan bir tanesini kafese aldık. Kek kısmı aşağı gelecek şekilde. Aşağı gelecek çünkü sıcaktan erirse arının üstüne gelmesin, anaya zarar vermesin diye. Bunu böyle buraya koyuyoruz. Burada sıkıştırıyoruz. Devşirme usulüyle koloni çoğaltma böyle. Bunu yaptık. Bitti.